Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça basit ve çok az dikişi olan harika bir alışveriş torbası dikeceğim. Daha öncesinde de bir alışveriş torbası dikmiştik ama kullanmaya başladıkça nerelerde nasıl lazım olduğunu anladıkça farklı fikirlere ihtiyaç olduğunu hissettim. Bu yüzden daha önce diktiğimi evde dışarı giderken kullanabileceğime ve çantam için özel bir şey dikmem gerektiğine karar verdim. Çünkü dışarıdayken alışveriş yapmak istediğim zaman torba almak zorunda kalıyordum. Bu sefer para vermeden yanımda olan bir şeyi kullanma ihtiyacı duydum. Dolayısıyla küçük, çantama girebilecek ve derli toplu olmasını istediğim bir şey arayışına girdim. Ve bu torbayı dikmeye karar verdim ve oldukça kolay dikiliyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh no, your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Oh, every day she found. Oldukça basit olacak, çok fazla dikişi olmayacak. O yüzden kesimini yaparken sadece tek yönden denk getirecek şekilde ayarladım. Zaten kumaşım da bu şekilde geliyordu. Sizler isterseniz kumaşınızın uzunluğuna, genişliğine göre iki yandan dikiş yapabilirsiniz. Ama benim tek bir dikişim olacak. Ve genişliğini söylüyorum. Genişlik 51 santim, uzunluk 61 santim. Bu kısım cep kısmı olacak. Bunun şu genişliği 26 santim, bu genişliği ise 32 santim. Kupları istediğiniz genişlikte ayarlayabilirsiniz. Onların herhangi bir ölçüsü yok. Denk geldiği şekilde kestim. Kumaşıma göre ayarladım. Şimdi yapacağım işlemden hemen bahsetmek istiyorum. İlk yapacağım işlem şu kısmını dikmek olacak. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer tek dikişle çalışıyorsanız dikiş her zaman yana değil arka ortaya denk gelir. Yani şu şekilde. İki yanı da eşit olarak katlayıp arka ortaya denk getirmeniz gerekiyor. Bu bir kuraldır. Hiçbir zaman yana dikiş gelmez tek dikişte. Bunu söyleyeyim. Daha önceki terlik torbası dikiminde de bunu yapmıştım. Oraya bazı yorumlar gelmişti. Keşke yana koysaydınız dikişi diye ama dediğim gibi bu dikişte bir kuraldır. Eğer tek dikişi varsa o dikiş arka ortaya denk gelir. Tek yana dikiş yapılmaz. Bunu da söyledikten sonra bu bir püf noktaydı. Hemen şu alt kısmı öncelikle şu kısmı dikeceğim. Arka ortayı sonra da düzenleyip alt kısmı dikeceğim. Geriye sadece bu kısmını kıvırarak katlamak kalacak. Bu yüzden oldukça basit bir dikişe sahip. Ve kulpları da yine aynı yöntemle çalışmanız gerekiyor. Arka ortaya denk gelecek şekilde şu şekilde önce ortadan dikip sonrasında istediğim yere bu şekilde yerleştireceğim ki üst kısımdan dikiş görünmeyecek, görünmesin diye. İkisine de aynı işlemi uygulayacağım. Sonrasında cüzdan kısmına gelecek. Öncelikle bunları tamamlayayım. Sonra cüzdanı aşama aşama anlatacağım. Cüzdan da o kadar basit ki hiç zorlanacağınız bir şey yok. Arka ortadan diktim ve düzenleyerek alt kısmını da diktim. Dikişi torbanın bu kadar. Aslında başka ekstra hiçbir şey yok. Dediğim gibi oldukça basit yapabilmeniz için bu yöntemi kullanıyorum. Sonrasında şu şekilde çeviriyorum. Çevirdikten sonra yapmam gereken işlem ağız kısmını kıvırmak. 1 santim ya da 1,5 santim kadar içe kıvıracağım. Sonrasında da tekrar bir katlama genişliği vereceğim. Bunu istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Gözünüze nasıl hoş geliyorsa. Ben yaklaşık 2 santimlik bir genişlik
ayarladım ve bu şekilde katlayacağım. Şu şekilde kuplarını da ortadan ikiye diktim ve düz kısmına çevirdim. Tersi içinde kaldı. Bunlar da yine dediğim gibi arka ortaya denk gelecek dikişler. Yerleştirirken şu şekilde denk gelecek şekilde yerleştireceğim. Böyle olacak. Hemen cüzdan kısmına geçiyorum ve cüzdanını anlatıyorum. Cüzdanımın ölçülerini vermiştim. Şurada hafif bir yamukluk var. Onu düzelteceğim. Şimdi şu kısımdan, dar olan kısmından ikiye katlıyorum. Bu şekilde katladım. Buradan bir dikiş geçeceğim ve düz kısmına çevireceğim. Geldikten sonra devamını anlatacağım. Bakın buradan düz bir dikiş attım. Şimdi düz yönüne doğru çeviriyorum. Torbanın kendisinde yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Tam orta kısmına dikişi denk getiriyorum ve şu ağız kısmını içeri doğru katlayıp düz bir dikiş geçeceğim. Dilerseniz öncesinde geçip tertemiz bir görüntüye de kavuşturabilirsiniz. Ben daha bütünlük sağlasın diye sonrası için üstünden geçmeyi tercih ediyorum. Bir sonraki işlemde bunun sebebini anlayacaksınız. Şimdi ağzını dikip tekrar geliyorum. Ağız kısmını diktim. Dikiş kısmı tam ortada. Ve şu şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra sağ ve sol kısmına düz dikiş atacağım ve tam bir cüzdan haline getireceğim. Şurada bir miktar boşluk bırakıyorum. Onu sonrasında bu kısmın içine yerleştirmek istediğim için, yani torbanın iç dikişine denk getireceğim. Bu yüzden cüzdanımın şu kısmını bırakıyorum. Şimdi ben kenarları düz dikiş atıp tam bir cüzdan haline getirip geliyorum. Cüzdanımı şu şekilde hazırladım. Ağız kısmımı neden bu şekilde dikmiş olduğumu anlamış oldunuz. Çünkü şu yanlardaki dikişi uyum sağlasın istedim. Tek seferde daha kolay bir işlem yaptım. Dediğim gibi öncesinde de dikebilirsiniz. Cüzdanım hazır. Şimdi arka orta kısmının olduğu yere şu şekilde kıvırıp katlıyoruz demiştim ya başta. Katlayıp kıvırdığım kısma tam cüzdanımın orta kısmını denk getirerek bunun üzerine katlıyorum. Bakın tertemiz bir görüntüye kavuşmuş oldu. Alt dikişi de açıyorum. Herhangi bir hata olmaması için düzeltiyorum ve buradan ağız kısmını halka şeklinde dikerek torbamı tamamlayacağım. Son aşamada da kuplarını yerleştireceğim. İsterseniz yine burada şu şekilde içe denk gelecek şekilde yerleştirme işlemi yapabilirsiniz. Daha temiz bir görüntüye de kavuşturabilirsiniz. Nasıl isterseniz o kısmı size kalmış. Ama cüzdanın görüntü kısmının temiz olması için yapmanız gereken işlem bu. Ben kulpların ağızlarını içeri doğru ittirip şu uç kısımlarından dikeceğim. Sonrasında şu şekilde yerleştirerek dikeceğim. Şimdi cüzdanı torbaya sabitliyorum ve torbanın ağzını halka şeklinde dikiyorum ve geliyorum. Ağız kısmını çepeçevre olacak şekilde diktim. Cüzdanımı da bu kısmın içine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi şu şekilde.
Kulplarımın da ağızlarını kapattım. Yine dikiş arka ortada. Nasıl rahat tutacaksam o şekilde yerleştirip şu kısımlarını dikeceğim. Ben şu şekilde olmasını istedim. Şimdi bunların dikişini de yapacağım ve tamamlanmış olacak. Son olarak sap kısımlarını da şu şekilde tamamladım. Şu şekilde orta kısmına da çarpı işareti attım ki sağlam dursun ve torbam tamamlanmış oldu. Bu kadar basit bir dikiş. Torbamı şu şekilde cep kısmını dışarı doğru çıkarıyorum. Açıkken cep kısmına istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Yani anahtarınızı, telefonunuzu vesaire istediğiniz her şeyi koyup içine de aldığınız ürünleri koyup rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kapatmak istediğiniz zaman da şu şekilde dışarı doğru çeviriyoruz. Cep kısmının öne gelmesine dikkat ediyorum burada. Sonrasında kenarlardan yanlara doğru katlıyorum. Şöyle bile. Katlarken şuna dikkat ediyorum. Cepten, iç cepten biraz daha dar olmasını istiyorum ki içine doldurduğum zaman kolaylıkla girebilsin. Kulplarını içe doğru ittiriyorum. Yine buradaki kulbu da içe doğru ittiriyorum. Şuradan cüzdanımın boyu ölçüsünde kıvırarak geliyorum. Ve son olarak şu cebi çıkarıp içine doğru kıvırdığım kısmı yerleştiriyorum. I fell in love, we used to hold hands, man, that was enough, yeah. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh no, your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Oh, every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set.